107. Bazı yetenekleri olduğunu biliyor fakat gururu yüzünden bunları dev aynasında görmekten kendini alamıyordu. Kendi tarzında yetkin bir iş adamı sayılacağı kanısındaydı. Öte yandan ona çok bağlı olan Alyosha, arkadaşı Rakitin'in şerefsizin biri olup bunu fark edemediğini biliyor. Hatta bir masada para görse bunları çalmadığı için kendini son derece namuslu bir insan saymasına üzülüyordu. Buna ne Alyosha ne de başkası çare bulabilirdi. Rakitin önemsiz bir kişi olduğu için yemeğe davet edilemezdi. Buna karşılık Yusuf Peder'le Paisi Peder ve başka bir rahip ziyafete çağrılmıştı. Bunlar Pyotr Aleksandrovich Kalganov ve Ivan Fedorovich başrahibin yemek odasına girdikleri zaman orada bekliyorlardı. Derebey Maksimov da bir köşedeydi. Başrahip konukları karşılamak için odanın ortasına kadar ilerledi. Uzun boylu, zayıf yapılı olduğu halde gücü hala yerinde bir ihtiyardı. Hayli aklaşmış siyah saçları, uzun, solgun, azametli bir yüzü vardı. Konukları başıyla sessizce selamladı. Bu kez kutsanmak için hepsi önünde eğildiler. Hatta Meysov oldu olacak gibilerden elini de öpmek istedi. Ama başrahip tam o sırada elini çektiği için öpemedi. İvan Fyodorovich ile Kalganov gene de pek safça, halk usulü şapırtılı bir öpücük kondurmayı başardılar. Pyotrov Aleksandrovich nazik bir gülümseme ve vakarlı bir saygılı bir sesle "Her şeyden önce sizden yürekten af dilemek zorundayız, Sayın Peder." diye başladı. "Davetinize arkadaşımız Fyodor Pavlovich olmadan geldiğimiz için affınızı diliyoruz. O, bir olaydan ötürü yemeğinize katılamadı. Kutsal strates, Zosima'nın hücresinde oğluyla aile kavgasına tutuşarak pek yersiz. Daha doğrusu tamamıyla yersiz birkaç söz söyledi, rahiplere bakarak. Galiba Sayın Peder'in haberleri var. Bu nedenle Fyodor Pavlovich kendini suçlu hissederek içten pişman olmuş, utanç duymuş, utancını yenemediği için bizlerden, oğlu Ivan Fedorovich de benden en candan üzüntülerini, keder ve pişmanlığını bildirmemizi rica etti. Kısacası, olanları ileride onarmak umudu ve isteğiyle şimdilik onu kutlamanızı ve olayı unutmanızı diliyor. Misov sustu. Söylevini kendinden pek hoşnut bir eda ile bitirdi. O kadar ki ruhunda deminki kızgınlıktan eser kalmadı. Yeniden hem de bütün varlığıyla içten bir ilgiyle insanları sevmeye başlamıştı. Başrahip onu vakarla dinledikten sonra başını hafifçe eğerek olanlara içten üzgünüm diye karşılık verdi. Belki yemeğimize buyursaydı birbirimize kızgınlığımız kalmazdı. Sofraya buyurun beyler. İkonun önüne geçerek yüksek sesle dua etmeye başladı. Hepsi saygıyla başlarına eğdiler. Derebeyi Maksimov hepsinin önüne çıkarak ellerini bitiştirdi. Huşu içinde durdu. İşte tam o sırada Fyodor Pavlovich son numarasını yaptı. Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki gerçekten eve gitmek kararındaydı. Stratezin hücresinde çıkardığı rezillikten sonra bir şey olmamış gibi rahibin yemeğine gitmenin olanaksızlığını gerçekten fark etmişti. Ama bunu halinden utandığı, kendi kendini suçladığı için yapmıyordu. Belki de durum tam tersineydi. Ama gene de yemeğe gitmenin pek yersiz kaçacağını hissediyordu. Fakat tangırtılı arabası misafirhane kapısına yanaşınca Karamazov arabaya binecek yerde birdenbire duruverdi. Stratezin yanındayken bir yere girdiğim zaman kendimi herkesten aşağı görüyor, oradakilerin bana bir soytarı gözüyle baktıklarını sanıyorum. Madem ki öyledir, varsın ben de soytarı kılığına gireyim. Çünkü karşımdakiler benden çok daha aptal ve aşağılıktır dediğini hatırladı. Birdenbire canı yaptığı rezilliklerin acısını çıkarmak istedi. O anda pek yerinde bir anısı canlandı. Bir gün ona filancadan bu kadar nefret etmemizin anısı ne diye sormuşlar. O da şeytanca bir arsızlıkla söyleyeyim demişti. Bu zatın bana hiçbir kötülüğü yoktu ama ben ona bir kere pek hayasızca adice bir şey yaptım ve o saat ondan nefret etmeye başladım. Karamazov bunu hatırlayınca sessizce kötü sırıttı. Bakışları kıvılcımdandı. Dudakları titredi. Başlayınca sonunu getirmeli diye ani bir karar verdi. O sırada ruhunun ta derinlerinde kıpırdanan duyguyu şöyle ifade etmek mümkündü. Bundan sonra nasıl olsa kendini temize çıkarmazsın.